Dördüncü sorumuzda devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz birim vektörlerle alakalı bir soru. Bir cisim 3 ardışık yer değiştirme yapıyor. Bunlar sırasıyla D1 15'i artı 30'cı artı 12K santimetre. D2 23'i eksi 14'cü eksi 5K santimetre. D3 eksi 13'i artı 15'i santimetre. Olduğuna göre toplam yer değiştirme vektörünün bileşenlerini ve büyüklüğünü bizden istiyor. Yani bizden aslında yer değiştirme vektörünün bileşenleri dediği burada hem i'miz hem j'miz hem k'mız olduğuna göre. Burada i'miz x'i, j'miz yani j'yi, j'miz y'yi ve k'mız da burada z'yi temsil ediyor. Yani bizden burada aslında rx kaç diyor, ry kaç diyor ve rz kaç diyor. Bir de büyüklüğümüzü soruyor. Bu üçünün karesinin kare kökünü soruyor. Yani bir de bizden R'yi soruyor, istiyor. Şimdi bunu yapabilmemiz için önce şöyle bir formülizasyon yapmamız lazım. R vektörü diyorum eşittir. Bu vektör toplamasından gelen D1 vektörü artı vektörel toplama D2 vektörü artı D3 vektörüdür diyorum. Bu da haliyle taraf tarafı toplayacağım. İ'leri i'lerle, j'leri j'lerle, k'ları da k'larla toplayacağım. 15 artı 23 eksi 13. Burada dikkat edin eksimiz var. Bu i'yi tekabül eder. Artı 30 eksi 14 artı 15 artı 12 eksi 5. Diğer tarafta k'mız yoktu. Şimdi biraz aşağı geldiğimde benim sonucum şuradan 25 i, buradan 31 g ve buradan da 7k gelir. Haliyle rx'im burada 25, ry'im burada 31 ve rz'im de buradan 7 santim gelir. Burada da büyüklüğümüzü istediği için R diyorum. Karekök içerisinde Rx kare artı Ry kare artı Rz kareden R eşittir 40,4 santim geliyor. Cevabımız şöyle iki tane cevap çıktı. Cevabımız bunlar. Beşinci soruda görüşmek üzere.